Geldim. Merhaba arkadaşlar yine. Hadi bakalım. Şu ikinci dersimizi de ifa edelim. Baki Hoca merhaba. Hadi bakalım. Açık geciktim. Af ola. Açık geciktim. Af ola. Merhaba Hamdi. Çakır Hamdi. Adana Murat'a selam olsun. Kardeş kurumum. Selam olsun Baki Hocam. Eyvallah atanacak KPS yolcusu. Hoş buldum. Hadi başlayalım mı? Şimdi geçen hafta ve az önceki dersimizde ne yaptık? Göktürkler, Asya Hunları, İskitler, ee, Avrupa Hunları Uygurlar tabiri caizse Levent'im hoş geldim. Tabiri caizse baba Türk devletleri konuşmuştuk. Şimdi de yine tabiri caizse tabiri caizse ıvır zıvır Türk devletleri. Evet. Şimdi onlara bakacağız arkadaşlar. Asya'da faaliyet gösteren, Avrupa'da faaliyet gösteren Türk devletleri yorumları kapatıyorum. Toparlandık sanırım bir giriş için lafı uzattık. Eyvallah. R07 Arz arzu mu? Arz mı ediyoruz? Sunum mu yapıyoruz? 00 James Bond mu? <laughs> Bilemedim canım ama kapatıyorum ben. Uzattım lafı hadi. 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 Şimdi bakın değerli kardeşlerim. Evet yani şöyle bir haritamız var. Şöyle bir haritamız var. Hep söylüyorum haritasız tarih olmaz. Harita üzerinden kapatarsak. Diğer Türk devletlerinin faaliyet gösterdiği coğrafyaları görmenizi istiyorum bakın. Ağırlıklı Batı Türkistan'da, Batı Türkistan'da Türk işler, Karutlar, Kıpçaklar, Kırgızlar, Kıpçaklar daha sonra Batı'ya doğru göç edecekler. Sabirler, Itir Bulgarları, Hazarlar, Oğuzlar, Avrupa'da boy gösteren Peçenekler, Macarlar, Avarlar, Bulgarlar gibi gibi. Yani kaba bunları harita üzerinde her dem görün, zihninize canlandırın diyorum. Bunlardan açıkçası bakın açıkçası Hazarlarda önemli hususlar var kardeşler tamam Yani biraz zaman alacak olan bir devletimiz. Onun dışında mesela Bulgarlar bir cümle, iki cümle, Avarlar bir cümle, Türgişler bir cümle, Karluklar bir cümle, Kırgızlar bir cümle böyle. Bazen şaşırıyorum yani yaprak testleri soru bankalarına bakıyorum o kadar böyle kıldı, tüydü, yündü tarzında e, sorular kurgulanıyor ki sizlere, sizlerin nöronlarınıza vallahi billahi üzülüyorum, acıyorum yahu acıyorum. Yani bir rehberlik dersi yaptık sizlerle bu sınav sadece ve sadece bir tarih sınavı değil arkadaşlar kıldı, tüydü, yündü. Bunlara uğraşmayın, uğraşmayın. Ve istirham ediyorum bakın. İnşallah şu üniteyi bitirdiğim zaman İbrahim Beyter hocam e, size şu soru çözecek. Malik Zengi hocam çıkmış soru çözecek sizlere. Göreceksiniz orada yani. Çok temel şeyler, çok temel şeyler. Ama biz soru bankalarında o kadar böyle ipe sapa gelme şeylerle uğraşıyoruz ki. O yüzden lütfen bakın bana kulak verin bu devletlerde. Bunu bil kardeşim. Bunlara uğraşma kardeşim dediklerimi kulak verirsen boş yere nöronlarını yakmayacaksın tamam mı? Hadi bakalım şimdi Asya'dayım. Asya'da faaliyet gösteren Türk devletlerinden, Türk boylarından Türk işlere bakıyorum. Türk işlerle ilgili yok efendim Batı Türkistan'da faaliyet gösterilen yok Karluklar siyasi vartan son ya geç geç. Sana şunu sormayacak. Türk işlerin yıkılışlarına neler olan Türk işleri yıkan Türk boyu hangisi diye sormayacaklar. Ama şunu soracaklar. Kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarı ve Türk devleti hangisi diyecekler. Bunu bil. Bakatarkan Türk işler. İlk defa para kullanan Türklerde kimdi? Göktürkler. Hatırlayın az önce. Göktürkler ama bir egemenlik sembolü olarak paranın üzerinde kendi adını veya resmini bastıran Türk devleti bir egemenlik bağımsızlık sembolüdür para. Paranın üzerinde kimin adı varsa, kimin resmi varsa o paranın geçtiği coğrafyanın hükümdarı odur. Bu bağlamda bir egemenlik sembolü olarak parayı bagatarkan ve Türk işler kullanacak kendi adına para bastıran İlk Türk devleti olacak bir, bunu biliyorsun. İki, artık İslami dönem. Hazreti Peygamber rahmet doğmuş, dört halife dönemi yaşanmış. 650-700 yıllar İslam devletinin başında Emeviler var. Emeviler biraz böyle ırkçılık, Arapçılık yapan bir İslam devleti. O yüzden o Emevilerle mücadele ederek, Emevilerin Orta Asya'ya girmesini engelleyen, Emevilerin Batı Türkistan'a girmesini engelleyen ve Orta Asya'nın Araplaşmasını engelleyen Türk devleti de yine Türk işler. Sulu Kağan neyse. Ama Türk işlerin Emevileri durdurduğunu, Orta Asya'nın Araplaşmasını engellediğini hatırla. Bu iki bilgi. Emevileri durdurdu, Arapların İslam'ın Orta Asya'ya girmesi engelledi bir, iki para. Kim? Türk işler. Yemin ediyorum sana Türk işleri kim yıktı diye sormayacak. Bak bir örnek vereyim ben sana. Türk işleri yıkan Türk devleti hangisidir demeyecek. Ama şöyle bir kurgu olabilir. Karluklar tarafından yıkılan, kendi adına para bastıran ilk Türk devleti özelliği gösteren ve Emevilerin Orta Asya'ya girmesini engelleyen Türk devleti hangisidir? Anlatabiliyor muyum bakın? Birden fazla bilgi var bunu kullanabiliyorlar. Bu bilgilerden birisi detayımsı, detaya kayan bir bilgi olabilir belki. Ama emin olun Türk işleri bu tarz bir soruda soracak olan ÖSYM e para mevzusunu verecek ya da emeği durduran devlet diye bunu verecek. Bu iki bilgi sana Türk her türlü yaptırtacak. Onun dışında ıvır zıvırlarla uğraşma diyorum. Ve buradan geçiyorum karluklara. Evet. Bu hani o meşhur Talas Savaşı var ya Türklerin İslamlaşma sürecini başlatan Türk İslam tarihini konuşacağız sizlerle. O Talas Savaşı'nda özellikle Müslümanlara yardım eden ve hemen akabinde de İslam'ı kabul eden ilk Türk boyu olacak Karluklar. Bu. Ben bu diyorum. Bu şekilde LYS sorusu var gidip yok efendim Cengiz Han'a itaat eden ilk Müslüman Türk topluluğu hangisi sormayacak bunu adamı hasta etmeyin kıldı tüydü yündü bunlarla uğraşmayın bakın bir kez daha söylüyorum şu olabilir Cengiz Han'a Moğollar itaat eden ilk Müslüman Türk topluluğu olan ve Talas Savaşı'na Müslümanlara yardım edip İslam'ı kabul eden ilk Türk boyu özelliği gösteren hangisidir bak. Birden fazla bilgi olur ve kesinlikle bunu verirler. Yani bunu yakaladığın an zaten soru yapacaksın. Gidip Cengiz'e itaat etti mi etmedi mi? Yok efendim Türk işleri yıktı mı yıkmadı mı? Bunlarla vallahi uğraşma. Bunu hatırla. Karluklarda anahtar budur. Sana soruyu bu yaptıracak. Geç. Uğraşma başka ıvır zıvırlarla diyorum sevgili kardeşim. Evet. Diğer bir Türk boyu Asya'da faaliyet gösteren işte bakın. Bu Oğuzlar biziz. Oğuzlar kamatasak Anadolu Türklü Oğuz Türküdür. Türklerin en kalabalık kolu tabiri caizse. Mesela bugün günümüzde Azerbaycan, Oğuz Türkü'dür arkadaşlarım. İşte Kuzey Irak Türkleri Oğuz Türkü'dür. Kuzey Kıbrıs Türkleri, Balkan Türkleri ağırlıklı ağırlıklı. Azerbaycan, Türkmenistan. Bunlar Oğuz boyuna mensup olan Türklerdir mesela. Böyle en kalabalık kol. O yüzden buna dikkat et diyorum. Okuz kelimesinden gelir ok. Türklerde kabile boy demektir. Bunu sosyal yapıda konuşacağız arkadaşlar. Sosyal yapıda konuşacağız ama şimdiden hemen açıyorum o harfini. Açıyorum sözü ve yazıyorum ok. Parantez içerisinde o a orta asya. Türklerde kavim boy anlamına gelen bir kelime. Okuz yani oğuz boylar birliği anlamına gelmekte değerli kardeşlerim. Yok efendim ilk kez Orhun abilerimle geçmiş. Geç geç bunlarla uğraşmayın diyorum. Sadece sadece ne isterim sizden özellikle ne isterim sizden o meşhur Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusunda ücretli askerlik yapan Avrupa'ya göç edip Hristiyan olmuş Uğuz kitlesi var. Oğuz kitlesi var küçük bir kitle. Oğuzların bir kısmı Avrupa'ya göç ediyor. Orada Hristiyan oluyor. Bizans ordusu da paralı askerlik yapıyor. Onlar Peçeneklerle birlikte Malazgirt Savaşı'nda Selçuklu safına geçecekler ve Malazgirt'in kazanmasında etkili olacaklar. Bu kulak dolgunluğu olsun. Hristiyan Oğuz Türkler özellikle Malazgirt'te Müslüman Oğuz Türklerine, Selçuklular Müslüman Oğuz Türküdür. Selçuklu safına geçecekler ve Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasına katkı sağlayacaklar. Bunu hatırlayacağız. Bir kısım Oğuz Türk'ü bugün Moldova'da halen yaşamını devam ettirmekte. Bakın bu da genel kültür güncel bağlamına kulak dolgun olabilir. Moldova bölgesinde Hristiyan Oğuz Türkleri var. Yani Gavuz Özer Devleti adı altında yaşamlarını sürdürmekteler. Bu da kulak bulgun olsun. Yine sözde de en meşhur olan birisi olan böyle destandan halk hikayesine geçişi temsil eden o meşhur Dede Korkut hikayeleri de o ait. O zaman ne istiyorum ben sizden Oğuzlarla ilgili olarak? Okuz, kabileler, boylar birliği demek. Malaki savaşı Raktörde ve Kukay, Kukay, ilgili olarak. E, ilgili olarak ise değerli kardeşlerim Manas Destanı ve Yeni Se yazıtına dikkat ediyoruz. Bundan içeriği hakkında kültür uygarlıkta ben size bilgi vereceğimine sen Manas'ın ve Yeni şu an sadece Kırgızlara ait olduğunu hatırla bana yetecektir. Bunun yanında bakın ilginç bir mevzu var Türk kültür tarihinde. Hani bizim toprak ana dediğimiz ötüken var ya ötüken. O ötükene en son hakim olan Türk boyu Kırgızlar. Kırgızlar o ötükeni maalesef Moğollara kaptıracaklar. Cengiz Han'a itaat edecekler. Ötüken'i Moğollara kaptıracaklar ve Ötüken bölgesinde Türk kültürünün sona ermesine neden olacaklar. Bugün Ötüken bölgesi, Orhun bölgesi hala Moğolistan topraklarındadır. Orhun abideleri Moğolistan topraklarındadır. Ötüken'de, Orhun'da Türk kültürler varlığının sona ermesine neden olduğu için Kırgızlar tarihçiler tarafından pek sevilmez eleştirilirler. Hadi bu neyse. Yenisey ve Manas'ı hatırlarsınız. Sabirler, Sibirler. Yok yoldan sapan anlamında, yok bilmem ne falan filan, yok geçin bunu, geçin bunu. Anadolu yakın yapan Türk boylarından birisi ve bugünkü Sibirya'ya adını veren bir Türk boyu. O haber. Sibirya'ya adını veren Türk boyu değerli kardeşler sabilleri bu yönlü hatırla inşallah yetecek diyorum. Kemekler, başkırtlar, akunlar var oğlu var, var oğlu var lütfen bunlar canınızı sıkmasın. Nöronlarınızı boş yere bunlarla yakmayın diyorum. Az önce andığım gönderme yaptım devletlere boylara dikkat dedim. Şimdi buradan Avrupa'da faaliyet gösterenlere bakacağım. Burada birkaç tane önemli devlet var. Mesela işte en önemlisi bence bakın en fazla hakkında veri olan ve soruların bolca kullandığı bir devlet. Hazarlar. Hazarlar. Hazarlar bakın nerede Hazarlar? Hemen Karadeniz'in kuzeyinde Hazar Denizi'nin kuzeyinde faaliyet gösteriyorlar. Hazar boyu, Hazar boyu Türk tarihinde en önemli özelliği nedir biliyorsunuz? Musevi inancını kabul eden tek Türk topluluğudur. Museviliğin Karay mezhebini, Karayin mezhebini kabul edecekler. Hatta bugün bunların torunları Polonya'da Karayin Türkleri diye az da olsa yaşama devam ediyorlar küçük bir kitle Karayim Türkleri adıyla Musevi Türkler bugün Polonya'da yaşamaya devam edenler Hazarların devamıdır bunlar. Musevilik bunlarda ayırt edici bir noktadır kardeşim ama sadece Musevilik yok bunların coğrafyasında. Hazar ülkesinde Hristiyanlar da var, Müslümanlar da var. Bakın çok ilginç o geniş Hazar ülkesinde ticaretin yapıldığı ticaret merkezi olan Hazar ülkesinde Müslümanlar, Hristiyanlar, Museviler, Şamanlar dört büyük din bir anlamda iç içe yaşıyorlar. Müthiş bir adalet ve barış Hoşgörü hakim Hazar ülkesinde. Batılılar, Batılılar 9. yüzyıla, 10. yüzyıla o yüzden Hazar barış çağı adını veriyorlar. Bakın adamlar hayret ediyorlar. Avrupalılar kendi dünyası biliyorsunuz reform savaşlarında Hristiyanlar ama farklı mezheplerden diye birbirlerini katlettiler. Protestanlar işte Katolikler biliyorsunuz konuşacağız bunları. Şimdi böyle bir mazisi böyle bir geçmişi olan Avrupalılar kendi mezheplerini dahi reddeden Avrupalılar Üç büyük din ve gök tanrı dininin Hazar ülkesinde bir arada yaşamasına hayret ediyorlar. Ve hayretlerini saklamayıp Hazar barış çağı diye 9. ve 10. yüzyılı anmaktalar. Bu mükemmel bir tanımlamadır. Hazar şehirlerinde çok ilginç bakın. 7 kişiden oluşan bir yargıçlar heyeti var. 7 kişi. İkisi Musevi, ikisi Hristiyan, ikisi Müslüman, bir de Şaman. Çok ilginçtir. Şehirde hangi dine mensup insanlar mahkemelik olduysa o dine mensup olan yargıçlar davayı görüyor. Laik hukuk kuralları öncesinde, dinsel hukuk kuralları normları yaşamda etkili olduğu için düşünsenize bir Müslümana Musevi kurallarla yaklaşacak olursan bu zulme döner. Bir Hristiyana Müslüman İslami kurallarla yaklaşırsan bu zulme döner. O yüzden adamlar kökten çözmüş. Her dinden rahip, e, yargıç var her dinden. Hangi dinden bir vatandaş mahkemeni kolduysa o dinin mensubu olan yargıç mahkemeyi görüyor. Bu mükemmel bir olaydır. Adaleti gösterir ama aynı zamanda da Hazarlarda hukuk birliğinin olmadığının göstergesidir kardeşim. Bu kulak dolgunun olsun. Yargıçlar heyeti adalet hoş görüyor. Hazar barış çağı ve Musevi bunu hatırlıyoruz. Yanında Hazreti Osman... Hazreti Osman döneminde İslam ordularını Kafkasya'da durduran Hazar Türkleri. İslam'ın Kafkasya'ya yayılması engelleyen ve ilk Türk-Arap savaşlarına neden olan Hazarlar. Bunu hatırlayacağız bakın. Az önce hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? İslam ve Türkler dediğimiz zaman bir Türk işler, iki Hazarlılar akta gelecek. Hazarlar İslam'ı bir anlamda Kafkasya'ya sokmadı. Türk işler ise Orta Asya'ya sokmadılar. İslam'ın yayılmasını bir anlamda engellediler. Bu iki Türk boyunu beraber hatırlamanızı önerdim değerli kardeşler. Hazarlar ticaret yapıyorlar ya. Para koyacak yer bulamıyorlar. Ve vatan savunmasını parayla satın almaya kalkıyorlar. Türklerde o genel uygulamaya istisna olarak ücretli ordu kullanan bir devlet Hazarlar. Bizde biliyorsunuz askerlik, askerlik ordu millet anlayışı nedeniyle bir meslek değildi. Bütün milletin fertleri askerdi. Bu konuda bir istisnadır Hazarlar, ücretli ordu diye hatırlıyorsunuz. Bakın Hazarlarda diğerlerine göre daha çok konuştum. Ne var Hazarlarda? Musevi Karayim Türkleri. Ne var Hazarlarda? Adalet, barış, hoşgörü var. Ne var? Şehirlerinde 7 kişilik yargıçlar heyeti var. Ne var? Hazreti Osman'ı Kafkasya'da İslam'ı durduran bir devlet, Hazar devleti diye hatırlamanızı tavsiye ettim değerli kardeşler. Sormak istiyorum. Bir sıkıntımız var mı? Bir ara çok kart geldi. Acaba bir problem mi var diye kaldım şöyle bir. Bir sorun var mı? Hülya, ne oldu acaba? Sorun mu var? Bir probleminiz var mı? Devam ediyor muyum? Ha öyle mi? Ha, şu an sorun yok tabii, değil mi? Peki. Peki, peki bakalım. Bakalım. Olmadı bir ara YouTube'a falan kayırız ya. YouTube'da bu yayınlar daha... YouTube'da yayınlar biraz daha kaliteli oluyor arkadaşlar. Anladım. Anladım. Peki. Peki o zaman birkaç devlet kaldı. Onları tamamlayalım arkadaşlar. Bu akşamki dersimizi nihayet erdirmiş oluruz. Ee, anladım tamam yoğun bir kalp oldu zaman problem olduğunu hissettim ben orada tamam tamam çözüyorum instagramın dilini çözüyorum inşallah inşallah kesinlikle youtube diyor değil mi bakalım bakalım bir dakika hadi, tamam hadi hadi kapattım yorumları evet değerli arkadaşlarım Avrupa'da faaliyet gösteren ve KPSS'e sorulan devletlerden birisi. Avarlar, Avarlar az önce andık bakınız Göktürklerde hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kuran Türk boylarından Apar veya Joan Joan de geçiyormuş bunlar. Bayan Han tarafından kurulmuş ama çok dert etmeyin diyorum Bayan Han'ı. Avarlarla ilgili olarak gelen soru İstanbul kuşatmasıydı. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti. Hop Kamera düştü. Telefon düştü. Yakaladım. Peki. Ha, tamam. Elim çarptı düşürdüm kamerayı. Canlar. İstanbul kuşatan ilk Türk devleti. Bunu hatırlayacağız arkadaşlarım. Hem Asya hem Avrupa'da devlet kurmuşlar. Bunu hatırlayacağız. Bu kadar. Bu kadar. Yok üzengi bunlar mı tanıttı? Avrupa İskitler mi tanıttı? Hangisi kullandı? Bilmem ne. Lütfen dert etmeyin. Avarlarla ilgili İstanbul hatırla. Hem Asya hem Avrupa. Bunu hatırla. inşallah yetecek diyorum değerli kardeşler. Bir diğer Türk boyu. Bunlar devlet kuramamış bir topluluk olarak kabul ediliyor. Tıpkı İskitler gibi. İskitler gibi peşenekler devletleşememiş Avrupa'da Balkanlarda faaliyet gösteren bir Türk topluluğuymuş arkadaşlar. Bunları da Malazgirt'te beraber hatırla. Az önce andık ya Oğuzlarla beraber Malazgirt Savaşı'nda Hristiyan olmalarına rağmen Müslüman Selçuklu'nun safına geçecekler ve Malazgirt'e kalanmamıza destek sağlayacaklar. Bu kadar. Yok Ruslar engellemişler. Yok Kıpçaklar tarafından tarihten silinmiş. Ben vallahi önermiyorum. Önermiyorum yahu. Böyle bir soru yok. Gelmedi, gelmeyecek. Bakın bir kez daha söylüyorum. Az önce birkaç örnek verdim. En fazla nasıl olacak biliyor musunuz? Rusların güney inmelerini engelleyen, Kıpçaklar tarafından tarihten silinem. Malazgirt Savaşı'nda Oğuzlarla beraber saf değiştiren Türk topluluğu hangisi? Şimdi bunu Ruslardan, Kıpçaklardan hatırlayamazsın. Bunu Malazgirt'ten hatırlaman lazım. Anlatabiliyor muyum? Böyle bariz birkaç bilgiyi devletlerle ilgili bilelim. Zaten soruyu kaçırmayacaksın diye ısrarla ısrarla vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Yoksa kıldı tüydü, yündü. Her şey ezberlemeye kalktın an yazık o nöronlarına. Yazık o nöronlarına. O nöronlar bana bir yıl boyunca lazım olacak kardeşim. Bismillah. Daha yolun başındayız. Daha neler var neler var. O yüzden abartmayayım diyorum sevgili kardeşlerim. Evet şimdi Birkaç devlet daha var onlara bakalım ondan sonra bir toparlama ve bugünkü dersimizi nihayete erdirelim. Evet yine Avrupa'da boy gösteren bir diğer Türk devleti Bulgarlar. Bulgarlar, Bulgarlar bakınız. Önce Kafkasya'nın kuzeyinde büyük bir Bulgar devleti kuracaklar ve bunlar Tuna Bulgarları ve İtil Volga Bulgarları diye ikiye bölünecekler. Tuna Bulgarları veya genel olarak Bulgarlar İstanbul'u kuşatan Türk boylarında. Az önce Avarlarla beraber Bulgarlar da aklınıza bulunsun. İstanbul'u kuşatan Türk devletlerindendir. Bu Tuna Bulgarları Hristiyan olacaklar. İşte Hristiyan olan ilk Bulgar hükümdar ki ya, bir git uğraşma Borusan'la. Adam hasret etmeyin. Uğraşmayın Boristan'la. Ya bir gidin ya. Yok çar ünvanı kim kul... Ya bir gidin yahu. İstanbul kuşattılar. Yeter. Yeter. Ve yanında İtil, Volga Bulgarları. Almış han zamanında İslam'ı kabul eden ve dolayısıyla ilk Türk İslam devleti özelliğini kazanan devletimiz. Yoksa siz hala ilk Türk İslam devleti diye kara mı diyorsunuz? Resetle! O bilgi değişeli hani oldu? Hani oldu? İlk Türk İslam devleti itil Volga Bulgarları. Ana yurtta Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devleti derse o zaman Karahanlar diyeceksin. Ama Türk İslam tarihinde buna bir kez daha bakacağız kardeşler. İtil Volga Bulgarlarını İslam'ı kabul eden ilk Türk İslam devleti diye şimdiden biliyorsun. Yine konuşacağız Türk İslam'da. Bu Abbasi halifesinin almış hane gönder bir elçidir kendisi aynı zamanda İbni Fatlam. İbn Fatlan seyahatnamesi İtil Volga Bulgarların Müslüman olmasını ve onlar hakkında bize geniş bilgiler veren bir seyahatnamedir. kulak dolgunu olabilir İbn Fatlan seyahatnamesi değerli kardeşler. Almışam İtil Volga Bulgarları ve İstanbul kuşatan bir diğer Türk devleti Bulgarlar. Bu kadar, bu kadar kardeş geliyorsun. Evet hocanız gibi ağaç sahne kahretsin benim gibi yakışıklı bir Türk boyu kıpçaklar kumanlar her ne kadar sarışın olmasam mavi gözlü olmasam da ben kıpçakları kendime benzetiyorum. Türklerde en yakışıklı en yahşi olan Türk boyumuş sarışın mavi gözlü Türkler kıpçaklar değerli kardeşler. Bunlarla ilgili bakın Kıpçaklar, namı diğer Kumanlar. İsme bak. Codex Kumanicus. Latince. Kumanicus, Kuman, Kuman, Kuman. Codex Kumanicus adlı bir sözlükleri var. Bunu sormadılar. Muhtemel sorulardan birisidir. Lütfen buna dikkat et derim. Rusların meşhur destanı Igor Destanı'nda Kıpçaklar geçer. Dede Korkut hikayelerinde Oğuzlarla Kıpçak savaşları anlatılır. Edebi yönüyle çeşitli ürünlere kaynak oluşturacak Kıpçak Türkleri kulak dolgunu olmasını önereceğim arkadaşlar. Bu Mısır'da kurulan hani Eyyubiler ve Memlükler var ya bilirsiniz. Eyyubi ve Memlük ordularında görev yapacak Kıpçak Türkleri bu bağlamda Türk İslam tarihimde de bize e, boy gösterecekler. Karşımda çıkacaklar Kıpçaklar. Dede Korkut, Igor Codex Kumenicus özellikle kulak dolgunluğu olsun diyorum. Ve Maçarlar, maçarlılar çok takılmayın. Az önce Avrupa Hunlarında andık. Atilla'yı lider kabul eden, Hunların bakiyesi, kendilerini humların bir tür devamı addeden, Macaristan'ı oluşturan boylardandır Macar boyu. Arpat liderli falan filan kurulmuşlar. İlk Türk Koloji Enstitüsü yine Macaristan'da bu da 1870'te çok sonuna kurulmuş arkadaşlar. Çok takılmayın Macarlara lütfen çok takılmayın diyorum. Ama bakın buraya takıl. Buraya takıl değerli kardeşim. Buraya takıl. Orta Asya'dan Avrupa'ya, Batı'ya doğru yaşanan Türk göçlerinde Hazar Denizi bir kavşaktır. Bak kulak ver. Hazar Denizi'nin kuzeyinden Avrupa'ya göç eden Türk boyları kim onlar? Peşenekler, Bulgarlar, Avarlar, Macarlar, Kıpçaklar. Bunlar arkadaşlarım yeni göçlerle desteklenmedikleri için ve zamanla Hristiyanlık kabul ettikleri için milli benliklerini kaybedecekler asimile olacaklar ve yok olacaklar. Hazar denizinin güneyinden göç eden Türk boyları ise Hazar'ın güneyinden, Hazar'ın güneyinden bakın haritaya bakıyorum hemen. Hazar'ın güneyinden bu bölgeye göç eden Türk boyları ise ki daha çok biziz, Oğuz Türkleri biziz, biziz. Bunlar İslam'ı kabul edecekler ve yeni göçlerle nüfus bakımından desteklenecekler ve günümüze kadar Türk kimliğini muhafaza ederek gelecekler. O nedenle Hazar bir kavşaktır. Bakın altını çiziyorum. Hazar'ın kuzeyinden Hazar'ın kuzeyinden Avrupa'ya gidenler yeni göçlerle nüfusla desteklenemeyecek, Hristiyan olup Slavlar arasında, Germenler arasında eriyip yok olup gidecekler. Hazar'ın güneyinden göç edenler yeni göçlerle peyderpey desteklenecek, Müslüman olacaklar ve İslam dini de benim yaşantıma, kültürüme oldukça benzediği için Türk kimliğiyle, Türk kültürüyle günümüze kadar ulaşabilecekler arkadaşlar. O yüzden Hazar bir kavşaktır Türk göçlerimde diyorum değerli kardeşlerim. Böylelikle canlar, böylelikle İlk Türk devletleriyle ilgili muhabbeti nihayete erdiriyorum arkadaşlar. Farkınıysan canlar bak istirham ediyorum sizlerden özellikle özellikle Asya'lıları, Avrupalıları, Göktürkler, Uygurlara dikkat ediyorsunuz. Onun dışında arkadaşlarım, onun dışında Hasarlar bir tık ön planda, biraz Avarlar. Biraz Bulgarlar diğerlerine bir iki kelime. Bu ya bu arkadaşlarım bu. Bunlara dikkat edersem zaten ilk Türk devletlerinden İslam öncesinden gelen soru sayısı bir tane biliyorsunuz. O bir tane soru için saçma sapan detaylara kafa yormayın. Kafa yormayın. Çıkmış sorulara baktığınız zaman zaten bunu göreceksiniz. Göreceksiniz bakın. 2006'dan 2019'da arkadaşlar 15 ne oluyor ya 2016 16, 17, 18, 19 16 tane soru gelmiş. 16 yıl tamam mı? 16 soru. Lisansta. Değil mi? Birer tane soru var. Bu 16 sorudan 6-7 tanesi kutla ve rahatsıziyetle ilgili. 2-3 tanesi göçebe yaşamla ilgili. 1-2 tanesi göçlerle ilgili. Ya sorular bu minimalde. Bu biraz din var. Tamam mı? Biraz alfabe falan filan var. Destan var. Bu. O kadar saçma sapan detaylar görüyorum ki ben sosyal medyada şaşırıyorum. Bunlarla nöronlarınızı yakmayın diyorum. İnşallah bize kulak verirsem sorun yaşamazsın diye tahmin ediyorum. Ve sözlerimi noktalıyorum. Haftaya aynı saatte, aynı formatta kültür ve uygarlığa bakacağız Orta Asya Türklerim'de. Zaten bakın arada birçok temel kavramı konuştuk aslında. Bunları hızlıca hatırlatıp biraz terim bilgisi, terim bilgisi, terim bilgisi yani sözlüğümüzü baya baya dolduracağız. Baya baya dolduracağız önümüzdeki hafta kısmet ise değerli kardeşlerim. Canlar çok konuştum. Çok konuştum. Nasıl önünüz var mı? Bakın yani bir yola çıktık bir yola çıktık. Bu yolda sizlerin önerileri benim de için değerlidir. Hocam şöyle yapalım, böyle yapalım. Hocam sen böyle yapıyorsun bak bu böyle güzel olmuyor. Şunu şöyle yapalım diye öneriler var ise buyurun başım gözüm üzerine. Evet Erkan hem hikayemde yer alacak hem de YouTube atacağım inşallah. Aynı gün perşembe akşamları KPSS şirinnesi, Tamam mı? Eyvallah Kültegin Uğur hocam. İnşallah, inşallah Nurgül. Evet Meltem, niyetimiz o. Perşembe akşamları. Arkadaşlarınızı haber salarsanız sevinirim. Yararlansın arkadaşlarımız. Daha iyi olur, daha katkı sağlamış olur arkadaşlar. Yani söyleyin, beklerim. Beklerim. Teşekkürler Tuğçe, sevindim. arkadaşımla paylaşırsanız çok güzel olur, mutlu olurum. Konu anlatımlı kitabım. Konu anlatımlı kitabım baskıda önümüzdeki hafta elimizde inşallah tamam mı? Seçil unutturma döneceğim ona. Soru bankamız yılbaşını bulacak. Farklı proje var. Farklı proje var tamam mı? Yılbaşı bulacak. E ah sen <laughs> burada tahtaya uğramıyorum. Seçil ne demiştin ya? Bir dakika. Seçil. Ee, şöyle bak biz tak ekibi olarak tarih akademisi ekibi olarak bir program yaptık sayfamda paylaştım bir bakın onlara ben konuyu anlatacağım ünite bittikten sonra hemen arkasından İbrahim Beytel hocam size çıkmış sorular e, düzeltiyorum test çözecek tamam mı Seçil ve diğer arkadaşlar Malik Zengi hocamda çıkmış sorular üniteyle ilgili çıkmış soru çözecek Arada Coşkun Çemütürk abim de, Coşkun Çemütürk abim tekrar yapacak. Engin Hacıoğlu hocam da koplamayla tarih ve motivasyon çalışmaları yapacak. Böyle yani bir ekip olarak bu konuda sizlere değer katmayı ümit ediyoruz. Neymiş o benim kitabım Kırmızı kitapta gelir Sütüt İko adı ne bilmiyorum ben ya ne o Sütüt İko ne ya adı ne senin ya <laughs> söyleyemiyorum ben bunu. Kırmızı Kitap 2016'da yazdığımız bir kitaptı. Seda Çalışkan hocamla beraber. Ben ona sorular yazdım. O hocam geçen sene onları elden geçirip bir güncelleme yaptı. Ama ben ben o güncelleme dahil olmadım açıkçası. Nedir, ne değildir, ne durumda bilemiyorum. Ama o çok güzel sorular bu kitapta. O çok güzel sorular var o kitapta. Değer katacaktır diye düşünüyorum yine. İbrahim Bey Ter Medine. Malik Zengi Öğabeti Hocan diye bir sayfası var Instagram'da. Coşkun Çevi Türk abi Engin Hacıoğlu. Sayfamda o çalışmayla ilgili bir paylaşım yapmıştım ben. Bir bakın sayfamda az arkaya gidin. Orada açıklama yapmıştım ben göreceksiniz. Evet, evet Hasan. Her hocam kendi hesabında yapacak. Biz duyuracağız sizlere. Duyuracağız tamam mı? Haftaya kısmetse bitirelim orta hastayı. Hemen arkasından bilgi vereceğiz size. Ben her perşembe Hamdi kısmetse yapacağım bu dersleri. YouTube kanalım Rune ol Birol Yetimoğlu YouTube kanalım Birol Yetimoğlu Birol Yetimoğlu. Şu an kullandığım kitap Meltem kendi yazar olduğum ideal tarih güncel baskısı haftaya elimize kısmetse. Tamam mı canlar? Başka var mı sorumuz? Ben de teşekkür ediyorum katılımınız için. Arkadaşlarım daha haber salın. Ders saatinin, ders akşamının beraber ders yapalım burada. Daha kalabalık, daha yoğun ben daha çok coşturur. Kamplarda 300-500 kişiye ders yapardım ben. Mikrofonsuz ders anlatırdım. Daha keyifli, daha heyecanlı oluyor. Tamam Hüseyin koyayım ben tak ekibini. Eyvallah Levent. Helal olsun Hamdi ne demek. İyi geceler diliyorum sizlere. Çalışmaya devam, mücadeleye devam, mücadele devam arkadaşlar. Çok sağlasın. Akadem M Geografi. Çok sağlasın can, can ciğerim benim. Peki, ben kaçtım. Bana müsaade. Kesinlikle, kesinlikle. İdeal tarih o yüzden bak derim. 118 tane harita var. 118 harita var ideal tarihte. Haritasız, haritasız tarih olmaz 2018 baskısına geçen sene bayağı bir bekleme yapmıştık. KPSS 405 bayağı bir bekleme yapmıştık. Bilgi ekle çıkar yapmıştık. Bu sene 300'den fazla soru da ekliyorum. Yani elimde kitap işini görür. Görür diye düşünüyorum ben. Çok çok da elzem değil. Elimde ideal tarih varsa yeterli olur diye düşünüyorum yine de. Tamam. Peki ben kaçtım. Haydi iyi akşamlar seviyorsunuz kendinize çok çok iyi bakın iyi geceler mücadeleye çalışmaya devam inşallah canlar görüşürüz kaçtım